O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. Babam dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hint ordusu çağırdı, öyle değil mi? Hayır, kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım, seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Şunu ne dersin? 400 rupi ver, artı Ganesh. Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için. Ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. İlginçmiş. Her neyse. Bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey, sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? Sizi çok iyi anlıyorum. Kamyon gitmeden önce binmem gerekiyor. Hani şu Ganesh'i diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Affedersiniz. Ne oldu? Yanlış anladın mı? Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edeyim. Lütfen. Tamam ya. Çabanı takdir ettim. Çok fazla asker var. Karits. Dur bir dakika. Sen turist değilsin, değil mi? Sorun yok. Merhabalar. Şantalarım ucuz. Meşgulüz. Görmüyor musun? Ben aradığım şeyi buldum. Sağ olun. Sen CIA ajanı mısın yoksa? Öyle olsa çok havalı olurdu. İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. Bayım, dur. Bayım. Ah, lütfen. Tanrım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Olsun eve nasıl döneceğim ben? Tamam, tamam. Dur. Ne olur. Bir dakika. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak?
Yazık zavallı adamlara. Tamam. Kırmızı kapı. Bu kadar mı? Hiç yoktan iyidir. Hadi bakalım. Sadece bir savaş alanı. Büyütecek bir şey yok. Kamyona bin dedim. Hemen. Hey, yavaş ol. Ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. Hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sağır falan mısın? Cevap ver. Nerede oturuyorsun dedim. Araf'ta da. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silahı geç. Efendim, kız ne olacak? Tamam, bırakın gitsin. Duydun adamı. Yürüsene hadi. Şansları varmış ki biraz acelem var. Bir saate bitiyor. Çok uykum var. Pekala. Uyu kamyonda istersen. İstemem, sağ ol. Bu sonuncusu muyum? Sayılır. Ara sokakta birkaç tane daha var. Gece gidiyor muyuz? Keşke. Bunlar da. Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? Büyük bir zafer. Kahretsin. Bunu beklemiyorum ya. Ne zamandır örgütlesin? Uzun zaman. O savaşı kutsandan hızını aldığı zamanlardan. Gerçek bir savaş.
Burası bok gibi bir yer. Zamana ihtiyacımız var diyor. Devlet bizi ciddiye almıyor ki. Onun da değişmesi yakın. Hiç şakası yok. Pink Lotus. Beklediğim gibi çıkmadı ama. En az iki hedef var. Biri depo, bir de... Yanlış yerdesiniz küçük hanım. Ne oluyor? Şimdi elime düştün. Geciktin Fraser. Seni görmek de güzel. Hay anasını. İlk iki beni dediler. Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır, onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Sakallı olan Asav. İşte böyle. Ha. Yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiştim. Ama artık aramıyoruz. Sen ne öneriyorsun? Bir şeyler düşüneceğim. Hadi. Seni kaldıracağım. Çık bakalım. Thank you.
Sağ ol. Beni izle. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. Yukarıya. Cidden mi? Evet. Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asav'ın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet. Uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşma. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. İleride. Kahret. İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstündeyip konuşur musun? Evet. Kurtulduk. Tam üstümüzde. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Bu iş çok uzun sürmez.
alalım şu diski. Tamam. Tanrım. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Hmm. Hintli Hristiyan. Buldun mu? Hayır. Bakıyorum. Seni rahatsız etmiyor mu? Bunlar Hindistan'a ait. Benim savaşım değil. Yok eden ve dönüştüren. Sala ve de Kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Fil dişi de satıyormuş. Pislik. Ben bunu alayım. Feyzer. Hı hı. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne harikasıymış? Batı Gatlar, Hoysala bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Kahretsin. Ah, olmadı. Ah. Dikkat et. Gitme bak. Nadine, Ross. Bu ne güzel sürpriz. Dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asav. Ah, olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. İş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabii, tabii. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Hemen geliyorum. Disk. Ah, evet. İyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? 3 Pers istilası, 3 ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil.
Yaklaştık. Kayboldunuz. Ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysala toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için suistimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçırmayın. Ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. %50'yi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık ölü. İşte nehir. Evet. Umarım adamın oradadır. Kahretsin! Evet, iyi iyi olacak. Hadi. Hemen arkamda. Bu biraz tehlikeli gibi. Atla. Olamaz. Oh. Hoşum. Sağ ol. Gel hadi. Biz hala sende. Evet. Devam et. Dikkat et. Tanrı aşkına ya. Şaka mı diyorsun?
Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Hoysala'nın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? Endişelenme. Asav Gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da Parashurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Fraser. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte, o kadar. Peki. Evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Hoysala bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? 100 kilometre ilerledik ve Asav'dan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asav'ı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam.